Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Biliyorum büyük bir heyecanla beklediğiniz dakikalar geldi ve Türk İslam Felsefesi Profesörü Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le birlikteliğimizi bekliyordunuz ve başlıyoruz biz de. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Yine ne denir? Nazar değmesin denir değil mi? Adettendir. Son derece şık ve son derece dinamik bir halde. Mevsimin son gömlek giyişi çünkü bu artık soğuk. Mevsimin son gömlek giyişi evet doğru ama bir güneyde artık daha havalar dönmemiştir. Biraz daha gideceğim ama iki ayım oralarda geçti. Yani güney, deniz tabii bu nihayet. Bu konuşulur mu? Bir de biraz belki aşırı kaçırmakla birlikte spor yaptık. Orada iki değerli arkadaşla tanıştım. İkisi de birinci sınıf sporcu. Biri Türk bir arkadaş, Nuh Özbay diye. Türkiye body şampiyonu. Çok faydalı oldu benim için. Benim sporum judo biliyorsun. Ben öyle fitness falan salon şeylerini bilmem. Ama şimdi mecbur kaldığımız için 3 seneden beri ona yöneldik. Ondan sonra bir Rus arkadaş, Lika Hanım, çok iyi bir antrenör o da. Onunla da yani orada 2 ay hem deniz hem spor, çok keyifli zaman geçti. Sağ olsun buradan onu saygıyla anıyorum, Yılmaz Ulusoy. Ki o benim abimdir. Bize çok müstesna imkanlar hazırladı orada. Çok keyif yaptık. Çok güzel günler geçirdik. Daha biraz gideceğim herhalde iyi olursa birkaç gün daha. Evet, evet. Ondan sonra her anı değerlendirmek lazım. Bir sözü çok severim. Evet. Mutluluk bir susam tanesi gibidir. Hı-hı. Değil mi? Simiti yedikten sonra dişlerinizin arasında kalıp da şöyle ısırdığınızda ağzınıza yayılan kokusu bambaşka bir his verir. Hakikaten ben de çok denemişimdir. Ama o susamlı simitin kokusu da inkar edilemez. Bambaşka bir şey. Hele yanında eski kaşar ve iyi demlenmiş bir çay olursa. Hadi buyur şimdi olsa. Buyurun. Yenmez miydi ama kahveniz de hazırlanıyor. Birazdan sevgili Zeynep getirir. Bugün sizle peş peşe konuşacağımız çok konu var. Geçtiğimiz günlerde kanalımızın yeni ve son derece deneyimli gazeteci Hulki Cevizoğlu'yla yaptığımız programda siz Hulki Bey'le görüştüğünüzde telefona bağlandığınızda aman Gülgün bunları unutma bunları konuşalım bütün ayrıntılarıyla dediniz. Hacıların maalesef o şeytan taşlama sırasında hayatını kaybetmesi ve çelişkili rakamların gelmesi çok acıydı. Öte yandan sizin yıllardır üzerinde... Bu bir insanlık dramı, kaza falan değil. Maalesef. Bir defa bir din perdesi altında bir katliam. Bunun adını koymadan o bitmez. İki, dine iftira yüzünden vücut bulan bir katliam. Allah'a kafa tutmanın bir göstergesi o. Şimdi orada giden günahsız insanlar öldü gittiler. Onlara Allah nasıl muamele eder onu bilemem. Ama bir defa şunu görelim. Hac, Kur'an'ın emrettiği ibadetlerden biridir. Fakat zengin ve aydın Müslümanlara hitap eden ve yıllık İslam dünyasının yıllık kongresi mesabesinde bir tırnak içinde ibadettir. Şimdi ibadet denince insanlar zannediyor ki böyle seccade üstünde cami veya kilise köşesinde tekke
Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peygamber diyor ki, dostun dostun yüzüne gülmesi de bir ibadettir. Hayatın bütününü ibadet etmenin peşinde Kur'an. Hani Tao'nun muhteşem bir sözü var. Ben sade dua etmekle yetinmem diyor. Ben bütün hayatımı bir duaya dönüştürmek isterim. Ben mesela öyle düşünenlerden biriyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim, bir defa ibadet, iş yapmak, değer üretmek demek. Siz ibadeti ne hale getirdiniz ya? Siz ibadeti hayatın dışına çıkmaya dönüştürdünüz bir defa. Şimdi o Kur'an'ın istediği haç falan değil. Aydınlar ve zenginler imkanları olacak değil mi? Uluslararası seyahat edecek. Tabii. Orada harcamalar yapacak. Ve o bir kongredir. Kıyam tabirini kullanıyor Kur'an. Kıyam. Yani İslam dünyasında eleştirilecek şeyleri eleştirmek üzere ayağa kalkmak demektir. Senin haccında bunlar var mı? Var mı? Ne yapıyorsun sen orada gidip? Ve kim gidiyor? Adam hacı desinler kendisine diye yarı aç yarı susuz çocuklarının bir tane ineğini satıp ben Karadenizliyim, bilirim bunları. Hacca gidiyor, üstüne biraz da borç ediyor. Ondan sonra dönüyor senelerce fakr-ı zaruret içinde. E, hacı diyecekler bana. E desinler, hadi bakalım ne olacak. Buyur. Çoğu böyledir. Bir. İki. Hac, Kur'an'ın bir emri olduğuna göre Kur'an'ın istediği şekilde yapılacak. Bugünkü hac, Kur'an'a rağmen yapılıyor. Kur'an'ın istediğinin tersine, dışına çıkılarak yapılıyor. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Kur'an gayet açık getirmiş koymuş. El-haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Eşhurul hac tabiri Arap dilinde bilinir. 3 aydır. Bir de eşhurul hurum var. Bazı müfessirlere göre hac ayları eşhurul hurumdur. O 4 aydır. Bırakın onu. İttifaklı olan eşhurul hac dediğimiz hac ayları 3 aydır. Kur'an diyor ki hac bu aylarda yapılacak. Filan ayın 2 gününde yapılacak, böyle bir şey yok. Niçin bunu diyor? Mekke'nin istihap haddi belli. İleride buraya yığılacak insan sayısı belli. Bunu yayıyor ki kotalar şu bu ona göre düzenlensin. Şimdi siz haccı getirip 2 güne sıkıştırıyorsunuz. Neymiş efendim? Peygamberimiz o 2 günde yaptı. Ya kardeşim, Peygamberimiz hayatında 1 kere hac yaptı. 1 kere. Bizde 10 kere bu, gidenler var neredeyse. Ve bu hacda en ileri rakam 100.000 kişi vardı. Bugün Mekke'ye 2 milyon, 2,5 milyon insan yığılıyor. Hazreti Peygamber bize Kur'an'ı bıraktı, buna göre yaşayın dedi. Hazreti Peygamber ne yapacaktı yani? O 2 günde hac yaptı. Çünkü hiçbir sıkıntı yoktu. Efendim Arafat'ta vakfe şu gün olur. Fıkıh kitapları öyle yazıyor. Fıkıh kitabı Allah'ın emri değil ki. Evet, Arafat'ta vakfe haccın şartlarından biridir. Ama gün veriyor mu Kur'an onun için? Arafat'ta vakfe yapacaksın diyor. Gün veriyor mu? İzdiham yüzünden, bütün bu ölümler izdiham yüzündendir. Tek kelimeyle izahı budur. İzdihamı önleyecek tedbiri Kur'an getirmiş. Şimdi siz haccı Kur'an'ın isteğinin aksine yapıyorsunuz. Kur'an'a isyan eder gibi yapıyorsunuz. Sonra da biz şeytan taşlayacağız. Sen şeytanı taşlayamazsın. Şeytan sizi yıkar, sıkar, sarmalar, güneşe asar, asıyor işte. Ne şeytan taşlan? Bak bakalım kim kimi taşlıyor.
O da Kur'an'da öyle bir şey yoktur. O nereden da bir, çıkmış o da peki? Bir gelenek. Gelenektir. Yani İslam'dan önce de o gelenek vardı. Şimdi bunu ne diye tutturup gidiyorsun? Kur'an açacaksın önüne. Kur'an emrettiği haccı nasıl yapılacağını, Kur'an hiçbir emrini ortada bırakmaz. Nasıl yapılacağını gösteriyor. Göstermemişse gelenekten yararlanırsınız. Gösteriyor. 3 ay. Nerede 3 ay şartı? Nerede? Evet. Nerede? Daha bir yığın Kur'an'a aykırılık var. Sonuç bu. Tünel faciasında 3500 kişi, sonraki yıl 1500 kişi, bu yıl 1000 civarında insan öldü. Bu ibadet mi, katliam mı? Dünyaya bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu ibadet mi, katliam mı? Bu katliam. Dinci katliam. Bu haç falan değil. Bu dinci katliam. Ama bu adamlar kanı seviyor, ölümü seviyor, hayatı katletmeyi seviyor. Ve o katliamda ölenleri de şehit ilan ediyor. Nereden çıkarıyorsun onu? Nedir o hakikaten? Kutsal topraklarda ölmüşler de aman ne mübarek adamlarmış. Kime yutturacaksın bunu? Ben yutmuyorum. Allah'ın emrettiği ibadeti Allah'ın emrettiğinin tersine yaptıkları için Allah onları cezalandırır mı bilmem. Ama ne şeydi ya? Bu Yağma Hasan'ın böreği mi böyle? Her neyse, o dinci bir katliamdır. Böyle devam edip gidiyor. Onu düzeltecek olan da Kur'an'dır. Kur'an'ı dinlemeyenlerin onu düzeltmeleri mümkün değildir. Ben bunu uluslararası bir toplantıda Suudların adamlarına söyledim. Haç bakanları vesaire şu. Allah dedi biz de aynı kaygıları taşıyoruz ama bunu tartışmaya açarsak yer yerinden oynar dedi. Niye açamıyorum? Dedim ki Bakara suresinin şu ayeti, bu ayet ne içindir dedim. Bu ayet ne işe yarar tünel faciasının arkasında? Allah doğru dedi ama biz dedi bunu şeye açamayız. Kim açardı bunu tartışmaya? Bunu Atatürk'ün akılcı, ilimci, cesur, bağımsız, özgürlükçü ve özgür mirasıyla yetişen Müslüman insanlar açardı. O insanlar yok. O insanları konuşamaz hale getirdiler. O insanları zindanlara tıktılar, o insanları susturdular, o insanları açlık ve sefaletle mücadele zorunda bıraktılar, işlerinden, açlarından ettiler, çoluk çocuklarını acılara gark ettiler. Şimdi Türkiye böyle, Türkiye'den İslam dünyası yararlanacak da Atatürk mirasından. Batı bunu gördü ve engelledi. Evet. Bizim hıyanet dincileri, tarihin en büyük namussuzlarıdır bunlar. Bunlar Batı'nın bu tarafını gördü ve Batı'ya uşaklık etmeye başladılar. Batı da bunların bu uşaklık ve finoluk zaafını gördü, bunlara destek verdi. Dediler ki ikimizin de temel düşmanı Mustafa Kemal ve mirası. Gelin el birliğiyle bunu yok edelim. Ona uğraşıyorlar şimdi. Yani kendi kurtuluş reçetelerini kendi elleriyle yok ediyorlar. Bu da çok vahim ama bu bilinçli bir tavır. Bu bilinçli yapılan bu haçlı emperyalizmin İslam dünyasından ve özellikle Müslüman Türk dünyasından almak istediği 1000 yıllık intikamdır. Bu intikamı Kurtuluş Savaşı'nda alamadı. Tabii. 1071'den beri bu intikam ateşiyle yanıyor.
bu intikamı Kurtuluş Savaşı'nda alamadı. Almasını engelleyen Mustafa Kemal olduğu için ona düşman oldu. Onun arkasından Mustafa Kemal'e Selli Seyf eden dinci namussuzlarla birleşerek o intikamı aldı. Şimdi yeniden bir Malazgirt Savaşı Türkiye verecek. 1071. Bir Alparslan lazım. Yeniden bir Kurtuluş Çanakkale Savaşı verecek. Yeniden bir Kurtuluş Savaşı verecek. Bir Mustafa Kemal lazım. Mahsuni diyor ya, bir daha gel, gel Samsun'dan. Sarı saçlı mavi göz. Gelmez. Gelmez. Arpa değil bu. Mustafa Kemaller arpa tarlasında yetişmiyor. Gelmez. Istırabı çekip, 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 çekip yeni Mustafa Kemallere layık olma noktasına geleceksiniz. O zaman Allah adam bulmakta zorluk çekmez. Ama göndermekte çok titizdir. Şimdi sizin kaleme aldığınız, yıllar önce kaleme aldığınız bir yazı var. Yıllar önce değil, 2014 yılında. Türkiye her yanından budanmakta diyorsunuz. Yazının ortasından cımbızlıyorum tabii, cümleyi. Tabii, tabii, tabii. Her gün yeni bir oyunla aldatılmakta olmasına rağmen daha işin farkında bile olamamış bir zavallı görüntüsü taşımayı sürdürüyor. Sebep belli. Atatürk Türkiye'sinde Atatürk'ün çap ve mesajına kısmen olsun varis olacak devlet adamı yok. Hayır. Tüm felaket buradadır. Ve bu sizin yazınız aslında Avrasya ideali açısından Türkiye başlığını taşıyor. Evet, bugün Doğu Perinçek'in büyük bir vukuf ve basiretle ben de konuyu oraya getirmek istiyorum. Avrasya meselesini ben 30 yıldır gündem yapan bir insanım. Türk İslam dünyasının hatta insanlığın istikbali orada. Muazzam. Atlantik Zulüm İmparatorluğu çöküyor. Evet. Avrasya devreye giriyor. Doğu Bey bugün bunu Batı Asya ve Türkiye'de tan yeri ağrırken diye mükemmel. Çok, çok güzel vermiş. Mükemmel. Evet. Büyük bir dikkatle okudum. Evet. Şimdi Avrasya kısmen Avrupa'yı da yanına alan bir yapı, blok, yapı, blok, ünite neyse. Çin, Amerika Zulüm İmparatorluğu'nun ödü kopuyor. Şimdi İslam dünyasını kullanarak ama özellikle Türkiye'yi kullanarak. Türkiye Avrasya meselesinde omurgalardan biridir. Yani Avrasya'nın omurgasında kaç kemik var? Diyelim 30 kemik. Bunun 3-4 tanesi Türkiye bağlantılıdır. Çünkü evet. Türkiye bir açıdan Avrasya'ya katkı veren bir ülke değil. O bakımdan Türkiye'yi düşürmek istiyorlar. Ama gerek sizin yazılarınızdaki vurgularınız ulaşabildiğim kadarına ulaştım. Gerek Sayın Perinçek'in özellikle vurguladığı Batı Asya ve Türkiye'de tan yeri ağrırken başlıklı yazısındaki o Avrasya vurgusu hakikaten çok önemli. Yani orada Sovyetler Birliği'nin Suriye'ye konuşlanmasıyla birlikte artık Suriye çok daha önemli bir konuma gelmiştir özetle anlıyoruz. Ve tabii burada sayılan ülkeler çok önemli. Siz de yazınızda bunu vurguluyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye'yi birkaç parçaya bölerek mahvedebilir. Bunun önündeki en güçlü yapı Avrasya. İdealidir. Avrasya. Şimdi yani bu noktadan sizi hakikaten bütün o Avrasya kavramıyla dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum. Gülgün Hanım, Avrasya idealini ilk defa telaffuz eden Mustafa Kemal'dir. Doğu maneviyatı tabirini kullanmıştır. Çok güzel. Biz diyor Batı medeniyetinin hayranı, kölesi falan değiliz.
Batı'nın bugün kasılarak öne çıkardığı o ilim, fen, onların hepsi bizim dedelerimizin malıdır. El koydular, biz de yattık, geri kaldık, manzara bu hale geldi. Ama Batı'nın sahip olduğu ilmi ve fikri değerlerin ana patenti doğu maneviyatıdır ve o bizim malımızdır diyor. İkbal de aynı düşüncededir. Biz malımıza sahip çıkacağız diyor, aşağılık kompleksine düşmeden. Bakın, bakın Atatürk'ü batıcı, bizi batıya sattı diye itham eden namussuz alçaklar ne kadar idrak zaafı içindedirler. Atatürk'ün ve İkbal'in dediğine bakın, bunların dediğine bakın. Namussuzluk tabiri bunlar için azdır. Başka tabir yok diye kullanıyorum. Var bazı tabirler de, rütük de var. Onun için kullanamıyorum. Şimdi Doğu maneviyatı diyor, biz Doğu maneviyatına mensubuz. Onun için Rusya diyor, SSCB o zaman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet parçalanacak. O parçalanmada diyor, istiklaller vücut bulacak. Ve onlarda bir yığın Türk unsur var. Biz o güne hazır olmalıyız onlarla diyor, diyalog ve kontak kurup yeni bir dünya yaratmak için. Ne uzun ve uzak. Şimdi siz bir diyorsunuz ya ki Atatürk çapında de ne çapı? Atatürk'ün çizmesinin çamuru olacak bir tane var mı bunların içinde? He? Çizmesinin çamuru olacak bir tane var mı? Şimdi bunlar onun mirasını talan edip yiyen alçak sürüleridir. Yıllar ve yıllardır bunu yapıyorlar. Avrasya ideali öne çıkmıştır. Ben mecliste olduğum sırada Doğu-Batı ilişkileri, Müslüman-Doğu ve Batı ilişkileri ve Avrasya gerçeği diye 50 küsür sayfalık, yani küçük bir cep kitabı olacak ebatta bir büyük makale yazdım. Bu İngilizceye çevrildi. Ve enteresandır, bu makaleyi Duma'nın resmi organı, ha beni Moskova'ya çağırdılar, ben orada bir iki konferans verdim. Çok güzel. Sonra Duma'nın resmi organı bir gazete, dergi var, bende bir nüshası var, göndermişlerdi. Biyografimde de makalenin adı var, ben Rusça bilmediğim için. Onu özel sayı olarak tümünü yayınladı. Çünkü biliyorlar. Tabii. İşin ne olduğunu dediler biliyorlar. Dediler ki ya. Tabii. Sonra benimle buluştular orada. Bir iki gün beraber geçirdik, konuştuk, değerlendirmeler yaptık. Bu ne biçim iş ya? Sen bunlar nasıl bir fark ediş bu? Şimdi Avrasya meselesinde Türkiye'nin oynayacağı rolü, Çin zaten rolünü oynadı, nefesini kesiyor Atlantik'in. Evet. İran, bakın öyle lambur lumbur yok, gerçeği görelim. İran nefesini kesiyor. Suriye garibanını çiğnediler, ezdiler, perişan ettiler. Fakat sonunda bakın ilahi tecelli. Şimdi Esad'la nasıl barışır, nasıl kaynaşır, nasıl bu belanın içinden çıkarızı düşünüyorlar. Ve Türkiye Doğu maneviyatı tabiriyle Avrasya gerçeğini insanlığa ilk ifşa eden Atatürk'ün Türkiye'si ve o Türkiye'yi yönetenler Suriye meselesinde bir büyük basiretsizlik, bir büyük idraksizlik, bir büyük geri zekalılık, bir büyük eblehlik sergileyerek Türkiye'yi perişan ettiler. Hem İslam dünyası nezdinde hem Batı nezdinde. Şimdi toparlanmaya çalışıyorlar. Tükürdüklerini daha bilmem neleri yalamaya
yalamaya başladılar. Ben size soruyorum, tükürdüğünü ve daha bilmem nelerini bir senede, birkaç ayda yalamaya başlayandan devlet adamı olur mu? Aman şimdi ha? Yani ben de burada bir bu olur ülkenin mu? Bir kadını olarak bir cumhuriyet değerlerinin savunucusu olarak devlet adamı var mı görebiliyor musunuz? Hayır. Yani devlet adamları Gündüz, devlet adamları Türkiye'de vardı gezermiş. Cumhuriyet döneminde. Atatürk çapında olmaları gerekmiyor. Şimdikiler çapı mapı geçin ne çapı ya? Bunlar devlet adamı falan değil. Bunlar ya hırsız, ya yalancı, ya talancı, ya dolandırıcı, ya üçkağıtçı, ya seks manyağı. Evet. O da var. Evet. Birçoğunun 3-4 tane karısı var. 3-4 tane evi var, birkaç çocuğu var. Hazır söylediniz bunu da orada araya gireyim. Yani konuyu dağıtmak istemiyorum da ya seks manyağı 3-4 tane karısı evet. var dediniz. Evet, ciddi İslam içinde seks manyağı var bunların deyip, içinde. İslam böyle emrediyor deyip durmadan tabii. Medeni nikah dışında tabii Allah'ın sonunda Anayasa Mahkemesi'nde bak Mut'a nikahı dize getirdiler. Mut'a nikahı haysiyeti bile bunlarda yoktur. İran'da Mut'a nikahı var. Mut'a nikahı Kur'an'ın cevaz verdiği bir cinsel özgürlük aracıdır. Belli şartları vardır. Öyle lambur lumbur pazarlıkla falan öyle değil o. Bunlarınki o bile değildir. Bunlarınki doğrudan doğruya dediğim gibi seks manyaklığıdır. Ve zaten bunların kadına bakışının esasını da seks manisi oluşturur. Ben Freud'u çok iyi tetkik eden adamlardan biriyim. Evet, hep eserlerinizde görüyorum. Evet. Freud'u çok iyi tetkik etmek lazım. Bunların iç dünyalarının röntgenini orada görürsünüz. Freud önümüze koyuyor. Bunlar hakikaten seks manyağıdır bunlar. Bunların kadına bakışını da bu seks manisi yönlendiriyor. Kadına hayır gelir mi bunlardan? Erkeğe hayır gelir mi? Topluma hayır gelir mi? İnsanlığa hayır gelir mi? Dine hayır gelir mi? Her neyse, şimdi devlet adamı falan, ne devlet adamı? Geçen gün burada söyledim, seçim listeleri münasebetiyle. Bu dinci taifenin içinde bir tane devlet adamı vasfı taşıyan adam ben o listeleri de görmedim. Ne hayır göreceksiniz bunlardan? Tabii ne hayır göreceksiniz bunlardan? Türkiye'de analar bu vasıfları taşıyan çocukları doğuruyor Gülgün Hanım. Doğuruyor ama o çocukları hayata hizmet edecek şekilde biz seferber edemiyoruz. Donanıma ulaştıramıyoruz. Bir Fransızı okumuştum. Grenoble'de çalıştığım zaman diyor ki Doğu İslam dünyasını çok iyi gezmiş, tetkik etmiş. Kitabının son sayfalarında asla unutamayacağım şudur diyor. O dünyanın orasında burasında gördüğüm kül yığınları içinde nice Beethoven'ların, nice Einstein'ların, nice şunların, nice bunların o dahileri sayıyor, helak olup gittiğini görüyorum. Allah İslam dünyasına adam göndermiyor, gönderiyor. Yaşatıyorlar. Şimdi bakın, ihya edilmesi gereken bir mütefekkiri imha eden cemiyet, yaratıcı alemden 100 yıl, 200 yıl ceza yer. Bekle bir daha gelsin. İmam-ı Azam'ı katlettiler. Bir İmam-ı Azam daha kaç yıl sonra geldi?
bana İmam-ı Azam'ın benzeri olacak bir adam söyleyin. 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl. Hayır. Göndermiyor. Lanet ediyor, nefret ediyor, cezalandırıyor. Ne halin varsa gör, belanı bul diyor. Tabii müdafaa-i hukuk günlerine kadar İslam dünyası bir İmam-ı Azam çıkaramadı. Çıkaramazsınız. Müdafaa-i hukuk günlerinde o kadro içinde var. Var ama İmam-ı Azam'a yaptıklarını aynen ona yaptılar. Onlara yaptılar. Ne vahim. Ne vahim. Şimdi sizin tabii bu söylediklerinizi hep kötülük toplumu eserinizde müthiş. Onu yazdığım için derlediğiniz, evet. Evet. Bu milletin evladı geçiyor. Olarak bu milletin bana yedirdiği lokmaların hakkını verdiğimi düşünüyorum. Helal hoş olsun. Mükemmel bir kitap. Şimdi diyorsunuz ki burada Mao'nun bir sözüyle başladığınız şu bölüm, kötülük yurdu yönetiminde paralel güçler. Bir ülkede sık sık dinden ve Tanrı'dan bahsediliyorsa ya malınıza yahut canınıza kasıt vardır. Aa, muazzam bir söz. Ölümsüz bir söz. Evet. Ve sonra şurada şu ifadeniz var, ilerliyoruz okuduktan sonra. Kur'an, Hazreti Musa'yı şu üç paralel güce karşı mücadele veren bir evet, iman gayet, ve adalet evet, temsilcisi olarak gösteriyor. Evet, bir sayın, Firavun, kral, sultan, padişah ve devlet başkanı açıklaması. Firavun bunun sembolüdür. İki, Haman, kutsallaştırılmış yandaş din adamı. Hatta onu da o kadar güzel izah ediyorsunuz ki bir yerde. Bunlar Türk dilinde, Türk tefekkür tarihinde, kültür tarihimizde ilktir. Ama evet, Kur'an'da 1500 sene önce bunlar insanlığa var, gönderildi. İşte okumamız ama lazım burada ilk için. Siz benim yolum bunu. Kur'an'dır dedikçe. Sizin... Üçü de söyle. Üç, Karun. Yandaş servet sahibi. Hadi günümüze bakalım. Al onu, getir bugünkü Türkiye'ye koy. Getir bugünkü Suud'a koy. Getir bugünkü işte Golf ülkelerine, Körfez ülkelerine koy. Firavunlukların modern tezahürleridir her biri. Buyur. Çünkü şimdi Firavun'u Kur'an veriyor. Orada var o. Kur'an bir kelam harikası ve mucizesidir. Onu o anlayışla okuyacaksınız. Firavun'u ortaya koymuş. Bir tarafına Haman, bir tarafına Karun. Ve Karune ve Firavune ve Hamane. Firavun ortada. Yanda onu himaye eden ana rahmi gibi. Haman'la, yani dini zulme alet eden namussuzlarla, Haman onların sembolüdür. Karun, servet talancısı, haramzadeler. Haramzade. Firavun onların ortasında, onların himayesinde. Onları kaldırırsanız Firavunca çavlak ortada kalır. Şimdi Kur'an ne yapıyor? Diyor ki bunlar bunu yapıyor. Yapacaklar. Senin çaren ne? Kur'an çareyi ve bunlara itaat etmeyeceksin. Bunlara isyan edeceksin. Şimdi kitap geliyor bakın. Bu sistematik bir atölyedir benim atölyem. Atölye diyorum ben o evimin orta katı 115 metre o çalışma alanı benim atölye. Oranın adı atölyedir ev dedi. Özgürlük ve isyan geliyor. 520 sayfalık bir kitap. Bir haftaya çıkar. Aman ne iyi. Önümüzdeki oğlum hafta Mustafa umarım indekslerini yaptı, evet, bitirdi. Özgürlük ve isyan birbirine bağlı. İsyan yoksa özgürlük yok. İkbal öyle diyor. İsyan edemeyenlerin özgür yaşamaya hakları yoktur. Evet. Ve kelime-i tevhidde bu var. Önce la, önce itiraz, sonra illa. İtiraz edemeyen özgür yaşama hakkını elde edemez. Ve ben o kitabı
bir mesaj daha taşısın diye Che Guevara'nın hatırasına ithaf ettim. Çok güzel. Benim gibi bir deli de bulmak zordur. Che Guevara niresi benim özgürlük, Kur'an penceresinden özgürlük ve isyan kitabım niresi? Evet öyle. Che Guevara da insanlığın büyük evlatlarından biridir. Kur'an onu da kucaklıyor. Bir tıp doktoru sen olarak ondaki haysiyeti, tabii, ondaki tabii feraseti, ondaki cesareti, ondaki yüreği, ondaki dürüstlüğü, dürüst yaşa diyor. Hiçbir başarı göstermesen de tarih seni dürüst yaşadığın için taçlandırır. Bir tane dinci bul bana bu mantıkta. Sizin Ebu Zer'de anlattığınız dürüstlük işte. Ebu Zer işte. Ebu Zer. Bakın Ebu Zer, Che Guevara'nın habercisidir. Bunları birilerinin yapması lazım. Ben 65 yaşını dolduruyorum. 40 türlü sıkıntıyla mücadeleye ben kaç sene daha bunu götürürüm. Ama birilerinin bu sesi duyup benim yolunu açtığım o kulvarda yapılması gereken daha çok iş var. Onları yapmaları lazım. Ben hangisini yapayım? Ebu Zer, Che Guevara'nın habercisidir. Mahmut Muhammed Taha'nın habercisidir. İkbal'in habercisidir. Daha nicelerinin. Ama Che Guevara'nın özellikle. Çok. O delikanlı ruhlarıyla ve Ebu Zer'in ben Şemail'ini de kaynaklardan okuduğum zaman hakikaten Che Guevara'ya çok benziyor. Tabii o sakın Müslüman olduğunu gittiğin zaman kendi topluluğun içinde söyleme. Seni perişan ederler, yok ederler uyarısına rağmen hayır diyor, ben gideceğim, söyleyeceğim ve çok yapıyor. Da yapıyor. Ben o tamam da o tam Che Guevara ruhudur. Evet. Bir de fizik olarak. Ebu Zer'in portresini çizen kaynakları okuduğumda karşıma Che Guevara geliyor. O insanlığın büyük evlatlarından biri. Ona saygı duyacaksınız. Efendim öyle inanırdı, böyle inanırdı, donu düşük orada iki rekat yatıp kalkıyor diye. Git Allah senin cezanı versin. Zaten senin kıldığın namazı bizzat Allah lanetliyor. Sen ne kasılıyorsun ulan? Senin kasılmaya hakkın var mı? Che Guevara'ya ithaf ettim. Che Guevara'yı kısa bir değerlendirmişim de özgürlük ve isyanda. Ayrıca yazacağım Che Guevara'yı. Siz kaç kaynak okuduğunuzu geçtiğimiz yayında söylemiştiniz. 70 civarında 3-4 dilde Che Guevara ile ilgili kitap var benim kütüphanemde. Ben ona hayranım, delikanlı. Küldüreyim seni biraz. Onun gibi yakışıklı değilim. Boylu boslu değilim. Ama onun gibi delikanlıyım. Onu biliyoruz, biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Kendinize de haksızlık etmeyiniz. Ya neyse. Ben öyle kasılıp ben şuyum, ben şuyum diyenlere ben çok nal toplattım. Onun için ben rahatım, benim kompleksim falan yok. Ama gerçekçiyim yani, onu da şimdi ben kalkıp 1.90 boyundayım desem ayıp olur. Şimdi özgürlük ve isyan Che Guevara'yla zaten eşittir. Che Guevara diyebileceğimiz güzellikte bir başlık, isim. O kitap ya Ebu Zer'e ithaf edilirdi ama Ebu Zer'e başka bir kitabımı ithaf etmişim. Evet. Ya Che Guevara'ya. Başka kimse yok. Ve işte kötülük toplumunda Mao'nun sözünü başlığın altına koyduğunuz kötülük yurdu yönetiminde paralel güçler dedikten sonra diğer bir bölümde kötülük toplumunda olmayan meziyetler isyan ve haniflik diyorsunuz. Kur'an ve isyan başlığı altında da çok önemli anlatımlarınız tabii, var. Şimdi haniflik... Şimdi Kur'an diyor surelerden notlarla, evet. Künü hanifen Müslüman. Hanif Müslümanlar olun diyor. Müslümanın temel niteliklerinin birincisi hanif olmaktır. Ne demek hanif? Tabulaşmış,
tanrılaştırılmış, dokunulmaz kılınmış, sorgulamaya kapatılmış ecdat kabullerini eleştirmek demek. Nietzsche'nin aydın tarifi var. Aydın diyor, güzel şeyler yazan bilmem ne, böyle bir şey yok diyor. Aydın, toplumdaki egemen kabullere karşı çıkan adamdır. Aydın'ın tarifi budur. Çünkü o karşı çıkış olmasa hayat ileri adım atamaz. Atamaz. İsyan, burada rahmetle anıyorum, benim fiilen hocam olmadı ama hocam, ben ona gurur duyarak hocam diyorum, Nurettin Topçu. Felsefe profesörüydü ama filozof. Yani yüzyılın en büyük filozofu Blondel'in yanında Fransa'da, Sorbonne'da doktora yapmış. O teze de ben demin bahsettiğim kitapta çok geniş yer verdim. Özgürlük ve isyanda mı? Şeydir o, İsyan Ahlakı kitabın adı ve doktora tezidir. Bakın bu münasebetle bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de Fransa'da yapılmış doktora tezi diye yutturulanların %98'i doktora falan değildir. E nedir? Hah, Fransızlar bunlara doğudan gelenleri hamallık ettirmek için Truvaziyem Sikl dedikleri bir unvan vermişler. Ama bunlar bizim ülkelerimizde doktoraya eşdeğer kabul edilir. Bir de Fransa'da doktora deta dedikleri devlet doktorası vardır. Onu yapanlar müstesna. Türkiye'de iki kişi var. Burhan Toprak, Nurettin Topçu. Ve Nurettin Topçu, doktora detayı Sorbonne'da aksiyon felsefesinin babası olan felsefe tarihinde Maurice Blondel'in yanında yaptı. Ve Türk üniversiteleri bu muhteşem mütefekkire yer vermediler. Kıskandılar onu. Ben Türkiye 35 yıldır bana zulmediyor dediğim zaman, yani kendi milletime çamur mu atıyorum? Kıskandılar. Nurettin Topçu gibi bir adam, ben senelerce onunla beraber oldum. Beni Cağaloğlu'nda götürüp, dergiye teslim edip, bu adam filan yere giderken bir şey mırıldasa dahi bunu kayda geçirin, yayınlayın diyen, bu İslam dünyasının yaşayan Sokrat'ıdır diyen adam. Ben onun haklarını nasıl öderim? Şimdi bu insanı kıskançlık yüzünden üniversitelerde profesör kadrosunu senelerce süründürdüler bana yaptıkları gibi. Cemi Demiroğlu gibi ya, bir cennet mekan adam, bir cumhuriyetçi adam çıkıp yumruğunu masaya vurmasa beni profesör filan yapmayacaklar. Ya kitaplarım İngilizceye çevriliyor. Ve beni bu çeviriler üzerine Amerika'ya, Kanada'ya davet ediyorlar. Ve ben gidiyorum, oralarda üniversite hocalığı yapıyorum. Makalelerim yayınlanıyor orada burada dergilerinde adamların. Buradakileri saymıyorum, bunlar zaten ganimet. Ve geliyorum buraya. Kadroları alıyorlar, diyorlar ki burada abi kardeş sistemi var. Önce yaşlılar, yaşlılar dediği de YÖK'ün cehennemi derin olsun. Kurucusu neydi o? İhsan Doğramacı. Doğramacı. Cehennemi derin olsun, üniversiteleri mahveden odur. Onun genelgesiyle doktor unvanı almış adamları sıraya koyuyor. Hepsi, bazısı benim babam yaşında. Onlar hepsi profesör olacak. Biz de ondan sonra, lan bu adamlar dipnot koymayı bilmiyor. Ama bu adamlar herhangi bir yabancı dil bilmiyor. Kendi dilini bilmiyor. Ya bıraktım ben, yabancı dil. Onu geç, bilse ne yazar? Ya bizim yaptığımız ortada. Durumumuz ortada. Dünyada bir yerimiz var. Sen ne biçim üniversitesin? Senin haysiyetin yok mu benim gibi adamı? Sen bir saat önce şartlar, kanuni şartlar yerine gelmiş. Bir saat önce profesör yap, beni dünyanın önüne çıkar. Oktay Ekşi, Allah selamet versin Oktay abi. O zaman Hürriyet'te yazıyorum. Oktay abi de orada.
Cemi Demiroğlu'na bunu açıyor. Diyor ki derhal bana gönder. Ben ailece onun hayranıyım, izliyorum televizyonlardan. Gidiyorum. 10 dakika. Diyor ki bir de espri yapıyor. Allah mekanını cennet etsin. Çok uzun bir yazı yazdım ölümünün arkasından. Diyor ki öyle yağma yok diyor delikanlı. Profesörlük kadronu açacağım, o senin hakkın tamam ama karşılığında ben de bir şey istiyorum. Bak espriye bakın şimdi ne istiyor benden. Dosyanın altından bir kağıt çıkarıyor. Bir sayfa bir kağıt. Bak diyor bu Bakanlar Kurulu kararı. Bu üniversitede bir ilahiyat fakültesi kurulacak. Bunu teslim edip kurduracağım bir adam benim gözümde yok. O sensin. Bu görevi yapacaksın diyor. Hem de hukukçusun ben biliyorum. Şimdi Tilki'ye demişler ki, efendim anlattım ben bunu Cemi Bey'e dedim ki, hocam Tilki'ye demişler ki, sana yemek servisi olarak pişmiş tavuk getireceğiz efendim. Kabul eder misin? Ne? Başlamış gülmeye, kahkahalar atıyor. Ya demişler, kızdırdık mı, ne yaptık, niye acaba? Efendim ne o? Ulan siz ne diyorsunuz demiş. Ben onun çiğinin peşine dağları dolaşıyorum. Siz pişmişini bana yer misin diye soruyorsunuz. Böylece sen git dedi, rahatına bak, çalışmalarını devam ettir. Bunu da al, icabını yapmaya başla. Ve siz kurdunuz. 10 gün sonra kadroyu ilan etti. Ben profesör oldum 93'te. 5 yıl haklarım gasp edildikten sonra. Ve bir merdiven altı, yer yok, yurt yok. Elin günün odalarında oturuyorum, mekan yok. Neyse Allah razı olsun, halk bir bağış yaptılar. Koca bir bina, ben ilahiyat fakültesini orada nemalandırdım. 9 yıl dekanlığını yaptım, 3 dönem. 5 dönemine mezun verdim ve oradan meclise gittim. Allah Yusuf'a yapılan zulümleri Yusuf'un krallığıyla sonuçlandırdı. Bir virgül koyalım mı bu cümleye? Bu cümleyi unutmayalım da. Işıklar içinde uyusun. Fakat bir ara işareti aldım. Siz de biraz soluklanın. Kahveniz de soğudu. Kahveniz de yudumlarken. Değerli izleyicilerimiz lütfen ayrılmayın. Söz ve ışık bizi aydınlatmaya devam ediyor. Çok değerli Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk ile birlikte. Birazdan buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Ulusal Kanal'da çok değerli, hakikaten dünya çapında değerli profesörümüz Sayın Yaşar Nuri Öztürk ile birlikteliğimiz devam ediyor. Yine sizlerden olağanüstü mesajlar geldi. Onları da paylaşacağız. Fakat zaman da kaybetmek istemiyorum. Çünkü kitaplarında öyle önemli mesajları var ki, hepsini bir çırpıda okuyup daha önce de söylediğim gibi defalarca belleğimde tutmak istiyorum. Şimdi bir Kötülük Toplumu kitabınız çok önemli, gerçekten çok önemli. Tabii şirk ve kötülük toplumunu peş peşe okumak lazım. Dönüp deizme bakmak lazım. Sonra illaki bir Allah'la aldatmaya dönmek lazım. Yani bir kitabınız okunurken diğerlerine Allah ile aldatma omurga tabii. Ve İslam nasıl yozlaştırıldı kitabınıza başvurmak lazım. Yani o da evet. O Almancası da onun kaç yıl önce yayınlandı. O kitabı okumadan dinin başına ne çoraplar ördüklerini anlayamazsınız. Mesela Allah ile aldatma size o konuda hiçbir şey vermez. O ayrı bir iş yapıyor. Her kitabın ayrı bir işi var, i̇şi bir görevi var. Ama İslam nasıl yozlaştırıldı ki epey büyükçe çok kalın bir kitaptır. Bir kitap, evet. O okunacak ki
İslam'ı ne halden ne hale getirdiler görülsün. Ve kötülük toplumunun kaçıncı, 106. sayfasındaki başlığınıza getirecek o zaman konuyu. Türk toplumu neden kötülük toplumu? Ve altında Çehov'un bir sözü. En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanan insandır. Kur'an'ın dediği de budur. Çehov bunu demiş, Kur'an'ı bilmiyor, etmiyor. Ama vicdanı, yaratılışı, aklı onu gerçeğe götürüyor. Çehov'un dediği Kur'an ayetlerinden bazılarının tercümesidir. En tehlikeli insan tipi. Ya neredeyse Kur'an'dan almış. İnne şerret devabbi diyor. Yani. Canlıların en şeriri, en zararlısı diyor Kur'an. Aklını işletmeyen, bakın aklı olmayan demiyor. Aklını işletmeyenlerdir diyor. Bunlar diyor dilleri, kulakları olsa bile bunlar esas da sağır ve kördür. Çehov'un dediğine. En tehlikeli onun için insan ben tipi az anlayan. Bizim solcu arkadaşlara diyorum ki ya siz namuslu adamlarsınız. Öyle inanırsın, böyle inanırsın, bu metafizik mesele ayrı. Ama ya Kur'an'ı bir zahmet çekin de bir üç ayınızı verin de bir okuyun baştan sona. Kendi dilinizde. Ya size akıl almaz koordinatlar verecek, rahatlayacaksınız. Ve o koordinatları almadan dinci bela ile, dinci namussuzlukla, dinci karanlıkla başa mücadele etmeniz söz konusu değil. Ama bakınız şimdi konuyu nereye getireceğim? Kur'an kursları yok efendim, Kur'an okumaklar, kadınlar toplanıyor, evde Kur'an okuyorlar. Hep Arapça, Arapça, Arapça bir müzik eşliğinde soruyoruz ne anlıyorsunuz diye. Hiç. Ne söylüyor burada? Hiç. Bu kabul mü, kabul müdür? Hayır. Allah katında? Hayır. Anlamadan, okuduğunu anlamadan okuyanları Kur'an lanetliyor. İşte Maun suresi orada. Açın bakın yazmışım. Diğer destek ayetleri vermişim, değerlendirmişim. Okuduğunu anlamadan okuyanları Kur'an lanetliyor. Papağanlık istemiyor Kur'an, telaffuz istemiyor, tedebbür istiyor. Düşünmek, okuduğu üzerinde düşünmek. Okuduğu üzerinde nasıl düşünecek adam? Anlamadığı dilde neyi düşünecek? Ebced heves hutti. Yani? Ne yani? Hiçbir şey. Ha, arkası var onun, kafiye düşürmüşler. Burada söylenmez. Biz çocukken der dururduk habire birbirine. Ebced heves hutti. Şimdi tabii sizin kullandığınız ifadeler çok çok çarpıcı. Hatta şu milletin diye başlayıp devam edip koyuyoruz, moyuyoruz böyle söylemesi de zor diyen şahıslara da gönderme yapıyorsunuz. Yo, onu açtın, ama açtın söyleyelim. Ben gene hakkımı kullanmak isterim. Çünkü o hak ebedi. Öyle o mi? Sözü kullanan, o zaman. O sözü kullanan iblis, iğrenç mahluk, onu kamunun önünde özürler dileyerek geri almadıkça benim o hakkım sürekli tekerrür eder, müteselsile. Ben yani o hakkımı her anlıkça kullanırım. Tabii. Ben ve bir avukat sıfatıyla bana vekalet veren üç tane oğlum. Millet kullanmadı hakkını. Tam tersini ödüllendirdi onları. Kendisi bilir. Ama adam diyor ki, bu milletin yani soyup talan ettiği milletin A koyacağız. Ben de bu milletin bir ferdi olarak çocuklarımla istişare ettim. Dedim ki ben size vekalet veriyorum, siz de bana verin tek tek. Dördümüz de bu vekaleti kullanalım. Ben de diyorum ki ve diyeceğim kıyamet sabahına kadar biz sizin A koyacağız. Tekrar söylüyorum, biz sizin A koyacağız.
Sen benim hem alın terimi, emeğimi sömürüp hem de anama avradıma küfredeceksin. Seni köpek! Köpek! Ben seni nağa koyacağım. Şimdi diyorsunuz ki işte Türk toplumu, buraya getiriyorum sözü, ahlaksızlığı meziyet olarak gören bir vicdan çöküşüne yakalanmış durumda. Evet. Millet falan değil bu Gülgün. Böyle millet olmaz. Bu millet falan değil. Bu zaten bunun 6,5 asır adı raiyeydi, hayvan sürüsü. Tamam mı? Ama niye bu hale Haçlı'nın, geldi toplum? Haçlı'nın hayvan sürmeye memur ettiği donu düşükler bunu tekrar hayvan sürüsü haline getirmek için uğraştılar ve başarılı oldular. Şimdi bu hayvan sürüsü. Millet böyle mi olur ya? Gidin bakın şimdi, Batı dünyasına, medeni dünyaya, Japonya'dan Çin'e kadar millet nasıl olurmuş? Kabahatli bu toplumu oluşturan bireyler mi bu durumda? Evet. Ne yapacaklardı evet. peki? Evet, bakın kendilerine zulmeden ve zulümle yönetenlere veya herhangi bir biçimde zulmedenlerin zulmüne sessiz kalanlar o zalimler gibi sorumludur. Bu Kur'an'ın da fermanıdır, aklın da. Büyük Mustafa Kemal de bunu aynen telaffuz ediyor. Kime diyecek ya? Fakat kime diyecek Gülgün? Kime diyecek? Bu milletin alçaklıklarının, kahpeliklerinin, nankörlüklerinin, Allahsızlıklarının, açtığı yaraların faturasını kime diyecek ya? Çinliler mi, Hintliler mi? Kime diyecek? Bu millet ödeyecek. Ancak bu sizin Firavun dedikleriniz, Karun dedikleriniz, bu insanları en zayıf yerlerinden yakalayıp sömürüyorlar. Onu yine burada izah ediyorsunuz. Büyük iddialar ve sloganlarla yaşadığını söylediği dini de ahlaksızlıklarını örtmenin bir şalı gibi kullanıyor ve bunu büyük bir meziyet olarak lanse ediyor. Bakın son yapılan dünya halk çapında istatistikte evet. arkadaşlar da bilmeliler. Daha iki günlük hadise. Türkiye dolandırıcılık ve sahtekarlıkta bir numaralı ülke. 4'tü, 3 oldu, 2 oldu, 1. 124 bin cami nedir? Ya Kur'an'a kurban olayım ben ya. Kur'an'a 50 ömür feda olsun. O Maun suresine. O cevabı veriyor. Bunlar diyor, İnsanlığa zarar veren mabet kılıklı binalardır, mescidi dırar. Ve burada kılınan namazlar da lanetten başka bir şey getirmez. Ben bunları lanetliyorum, bunların dini imanı da yoktur. Daha ne desin? Bu millet bunu okuyor. Namaza duruyor. Ereytellezi yükezdi bu pittin. Ne demek ulan bu dedi? Ha? Bu ne demek? فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Sat şöyle okunur, dat böyle okunur, fa böyle okunur. Tamam bunları papağanlık kısmını yaptın da فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ Ne demek ulan? Asırlardır okuyorsun. Sen sormadın mı bu ne demek diye? Diyor ki, kıldığı namazı riyaya, menfaata araç yapanları lanet olsun diyor. Bunların namazı da lanettir. Kendileri de melundur. Bunların dini de yoktur. Daha birinci ayette onu söylüyor. Yükezdi bu bir din. Bunlar dini inkar etmiş sayılırlar. Lan sen ne biçim okuyorsun? Ne biçim namaz kılıyorsun? Sen bu sureyle kıldığın namazın namaz olduğunu düşünüyor musun? Bu surenin hakkını vermeden. Fakat bilmiyor işte. Yani ona öğretiliyor. Öğrensin. Namaz sureleri... Öğrensin diyorsunuz. Bilmiyor diye bir mazeret yok. Ne demek bilmiyor? Araştıracak. Ne demek bilmiyor? Fakat internette, daha önce de sormuştum. İnternette, şimdi söyleyeceğim bunu, bu çünkü bir gerçek. İnternette seks manyağı sapıkların yılanlarla seks yaptığını gidip buluyor. Bana geçen gün söylediler. Nevrim döndü, ben de bilmiyorum. Onu buluyor. Onu buluyor orada. Hani köpeklerle onlarla, yılanlarla bile. Ama
Benim internette 1 milyon, 1,5 milyon tıklanmış konuşmalarımı, sohbetlerimi, işte bunlar sizinkilerde. Onu okumuyor. Evet. Onu bulamıyor. Veya daha kötüsü, buluyor, okuyor. Ya bu diyor bizim dalgamıza taş atıyor bu adam. Bana hep öyle dediler. Dalgamıza taş atıyorsun. Bu diyor bizim dalgamıza taş atıyor. Başımıza iş açar. Zaten diyor bu Alo-Fatih hattıyla da susturulmuştu. Oraları da diyor ürkütmeyelim. Bitti. Bunun Allah'ı, kitabı, vicdanı, imanı, namusu var mı bu adamın şimdi? He? Bu neyi ne için sattığının farkında mı? Ve bunun basit bir menfaat için satmayacağı herhangi bir şey var mı? Olabilir mi? Allah niye buna merhamet etsin? Biz mücrimlere Müslim damgası taşıyorlar diye Müslüman muamelesi yapmayız diyor Kur'an. Zannediyorum doğru okuyorsam Kishi Ryoichi, Japon mühendis. Şey de burada. İzmit Bursa arasına yapılmakta olan Asma Köprü'nün oku. Bu Japon yapımından sorumlu olduğu halat koptu diye kendini suçluyor ve Yalova civarında bir mezarlık kenarında intihar ediyor. Ölen yok Gülgün, evet. Yaralanan yok. Adamın yok, tespit edilmiş bir zaafı hatası. 2015. Yakın tarih. Gazeteler diyorsunuz. Yakın tarih. Şimdi bu adam cehenneme gidecek. Bizim dinci, talancı, alçaklar cennete gidecek. Ama bir de gavur diye bir kavram var. İşte ama gavur, ama değil gavurun, işte onu söylüyoruz gavur, zaten. Evet. Ama olur mu? Ta kendisini söylüyoruz. Ulan sen cenneti eşek ahırı mı zannettin? He? Eşek ahırı olsa bile sen oraya layık değilsin. Eşek masum bir hayvandır. Ve ne güzel bir hayvan tabii. Şunu da vurguluyorsunuz, dinci hırsızların, Japon mühendis böyle yapıyor, dinci hırsızların hızlı tren yaftası altında işlettikleri talan icraatı üzerine 40'a yakın insan 40 ölüyor. 40 yakın değil, yanlış o, düzeltilmesi lazım. Daha çok. 40 küsür insan evet. Öldü. Ne oldu? Kader buydu, yine tabii. Soma. Tabii. Soma kazası. Soma, Haç'taki facia, hepsi İslam dünyasının dört bir tarafında. İnsan dediğinin öyle dediler. Kene ölüsü kadar değeri yok ki İslam dünyasında. Bütün İslam dünyası böyle mi ama? Böyle. Atatürk Türkiye'si farklıydı. Atatürk Türkiye'sini de Afganlaştırdı, o pis listenin bir yerine monte ettiler. Şimdi aydınlık ve akılcı güçler Türkiye'yi o listeden koparıp tekrar Mustafa Kemal'in getirdiği aydınlık kulvara çekmek için nasıl bir mücadele verecekler bir düşün bakalım. Okuduğum Kur'an'a yemin ediyorum bütün vicdanımla. Bizim işimiz Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin işinden 5 kat daha zor. Yapmayın. Evet. Cumhuriyet evlatları, aydınlık evlatlar bunu bilecek, buna göre çalışacaklar. Ama onurumuz da o derece büyük olacak. Zorluk nerede? Zaten yazdığınız kitaplarda hepsini anlatıyorsunuz işte. Zorluk nerede diye sorulur mu? Siz şimdi mücehhez, donanımlı, yıllarca tecrübe görmüş bir emperyalist güçle savaşıyorsunuz ve bu kahpe bir güç. Çünkü içinizde sizi yönetenleri teslim almış. Kurtuluş Savaşı'nda bizi yönetenlerin hepsi teslim alınmamıştı. Zaten Kurtuluş Savaşı hainleri içinde böylesi yok. Böyleleri yok. İşte sembolleri Damat Ferit'tir. Kurban olmuşlar Damat Ferit'e. Damat Ferit bunların yanında namuslu bir adam kalıyor. Ne diyorsun sen ya? Şimdi anlıyor musun? Evet.
Tabii buradan tekrar Avrasya'ya getirmek isterim sözü. Çünkü Batı Asya'da bölge ülkeleriyle Rusya, Almanya ve Çin ortak cephede buluştu diyor Sayın Perinçek. Artık Suriye Avrasya'nın başka deyişle Avrupa artı Avrasya'nın ön cephesi oldu. Şimdi kozlar orada paylaşılıyor. Yani zaten böyle tabiri caizse tırnak içinde çıban başı noktalar bu durumlarda çıkar. Oralarda kozlar paylaşılır ve netice oralarda tayin eder. Ondan sonra genişler. Şimdi Suriye deyip geçmeyin. Suriye bizim tarihimizde, İslam Türk tarihi de içinde, sade Müslüman tarih değil, çok önemli bir badire ve bir hesaplaşmanın sembolüdür. Bakın şimdi orada PYD'yi ordulaştırarak Kürt devletini kuracak. Atlantik Zulüm İmparatorluğu ve destekçisi batılı ülkeler Türkiye'yi ya parçalayacaklar ya iç harbe sokacaklar. Plan ve program budur. Ve bunu Türkiye'de bırakın bunu aşmayı, buna karşı çıkmayı, bunu aşma dirayet ve basiretini göstermeyi, bunu destekleyenler çok önemli su başlarına oturmuş durumda. İstisnaları elbette vardır. Şimdi nasıl zor olmaz? Ve tabii zorluğun esası belli, adını hemen koyalım. Mustafa Kemal'siz bir kurtuluş savaşı bu. Neden zor diye sorulur mu da? Bu Mustafa Kemal'siz bir kurtuluş savaşı. Doğru. İnsanlık tarihinde en kahırlı kaderi ifade etmek için bundan daha yaman bir ifade tanımıyorum. Mustafa Kemal'siz kurtuluş savaşı. Biz şimdi bunu vereceğiz. Ama çok fatura ödeyeceğiz demiştiniz. Ödemeye de devam edeceğiz. İşte bunu yüreğim kaldırmıyor. Ödeyeceğiz. Daha ne fatura ödenebilir? Yani aklın sınırlarını zorlar derecede kötülükler üzerimize boca ediliyor. Ben Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorum, yalvarıyorum, niyaz ediyorum. Mustafa Kemal mirasının yeniden devreye girip Türkiye'yi aydınlık ufka doğru çekmeye başladığını görmeden beni bu dünyadan alma. Aman Allah gecinden versin derler böyle şeyler. Başka hiçbir hasretim, hiçbir beklentim yok böyle bir şey. Ben hayatımı adam gibi yaşamışım. Keyfiyle, hizmetiyle, aksiyonlarıyla, felsefesiyle dünyaya asrın en önemli adamlarından biri olarak kendimi de... Benim beklediğim tek şey Mustafa Kemal mirasının tekrar mihverine oturmasını görmek. Hepimizin ortak temennisi bu zaten. Aslanlı yol diyoruz her tarihte zaman. Tarihte Mustafa Kemal kadar büyük ihanete uğrayan başka bir adam yoktur. Tabii en yakınları tarafından üstelik. Şimdi sorulara biraz gelmek Buyur, isterim. Nasıl istersen. Bazı dinciler görüyoruz. Efendim heykel günahtır, resim günahtır, evde televizyon olması günahtır gibi. Ama bunlar artık, bunu soruyorlar. Bunlar mezra artıklarının lakırdıları. Bunlar geçti bunlar. Yani bunları gene göreyim kaynağıyla şuyla bu diyen İslam nasıl yozlaştırıldığı okuyacak işte. Orada hepsi. Hepsi. Cevabı var. Ama programı bunlarla işgal etmeyelim. Vazgeçtik. Şimdi bugün çok konuşulan Mustafa Mutlu'nun da köşesini aldığı ve seyircilerimizin de çok çok sorduğu bu Diyanet'te buharlaşan 23 milyon lira meselesi var. Diyanet demiş ki... Kaçıncı buharlaşma? Bilgileri gelecek yıl veririz demişler. Dalga geçmiş. Yapılan araştırmalara cevap olarak Sayıştay denetçileri ne işe yarar diyor o zaman.
Mustafa Mutlu. O zaman bir şey söyleyeyim ben. Eğer Cumhuriyet ve aydınlık miras tekrar devreye girip Türkiye aydınlığa ve akılcılığa kanatlanacaksa bacağından atması gereken temel şer ağırlıklarından biri bu Diyanet'tir. Türkiye bu Diyanet'ten kurtulmadan rahat edemez. Hani işte şöyle, hayır efendim. Cumhuriyetçilerin, Kuvayi Milliyecilerin, müdafaa-i hukukçuların temel hatalarından biridir bu kurumu oluşturmak. Bu kurumu oluşturup devlet parasıyla bunları beslemeselerdi, bunlar birbirini yerdi. Bunlar çünkü bir kuruş için birbirlerini katlederler. Bırakacaktı. Ama devlet bunları besledi. Bunlar kanlandı bitleri. Güçlendi. Ve kendilerini besleyen devletin altına uydular. Bu derhal Türkiye'de yeniden cumhuriyetin inşası konuşulacaksa yapılacak ilk birkaç işten birisi bu şer kurumunu kapatmaktır. Diyanet kaldırılmalıdır. Bu maun kurumu. Maun kurumu demek şer kurumu demektir. Şimdi bir izleyicimizin bu sorusunu yönelteceğim. Kızabilirsiniz de. Camide ücretli hocanın arkasında namaz kılmak aynı şey işte. Sevap olmaz. Değildir dedi olmaz. Hocam. Soruyorum. Cami hocaları geçimini nasıl sağlayacak demiş. O cevabı kim kim cami hocası diye bir meslek mi var? Aptalca bir soru bu. Dalga mı geçiyor bizimle? Kendisi komik duruma düşüyor. Cami hocalarının mesleği. Kim cami hocası tayin ediyor onu? Gitsin başka işte çalışsın. Cami hocalığı diye bir meslek mi var? Kim icat etti bunu? Ha, önce böyle bir grup icat edeceğiz. Sonra da bunları kim besleyecek? Biz besleyeceğiz. Bu ya aptal ya bizi aptal zannediyor kimse. Adını vermeyeceğim. Verme. Evet. Türkiye maalesef işte böyle dogmalarla bir tarafa doğru sürüklendiği için sorular da ister istemez o paralelde geliyor. Dogma falan değil, hafifletme. Türkiye'nin bir numaralı belası namussuzluktur. Hatta tek derdi odur. Evet. Namuslu bir adamın inancı ne olursa olsun ondan insanlığa kötülük gelmez. Kötülük namussuzluktan gelir. Şöyle veya böyle inanmaktan değil. Onun için Türkiye'nin bir tek derdi vardır. 30 yıldır ben bunu söylüyorum. Namussuzluk. Evet. Uruguay Cumhurbaşkanı'nı da analım mı burada? Jose koymuşum oraya. Mujica. Onun bastığı topraklara kurban olsun bunlar. Öyle diyorsunuz. Evet. Evet. Dünyanın en fakir cumhurbaşkanıydı diyorsunuz. Ve bakın ne diyor diyorsunuz. Siz mi izah edersiniz? Ben hayır, notlardan okuyayım mı? Peki. Tabii. Diyor ki Jose Mujica, ben insanların geceleri yatacak bir saçak altı bile bulamadıkları bir dünyada başkalarının 500 metrekarelik malikanelerde yaşamasını anlamıyorum. Evsizler için ev, suyu olmayanlar için su lazım, ekmek lazım. Sen böyle bir dünyada özel uçağım olsun diyorsun. Canım, Ebu Zer. Evet. Adı Ebu Zer değil ama ruhu Ebu Zer. Şimdi bu Hazreti Muhammed mahşer meydanında bunun alnını mı öpecek? 17-25 Aralık hırsızı melunlarım. Ulan söyleyin bana, ben bunlara diyorum, böyle örnekler ver. Söyleyin, siz hala bizim alnımızı öpecek diye bir buna inanıyor musunuz ulan siz? Tabii bu hangisi Muhammed'e yakın sorunuzun ardından tabii yaptığınız açıklamayla geliyor yani. Allah selamet versin. Levent'in dediği gibi. Levent, Allah selamet yardımcısı olsun. Tam yerine denk geliyor, manzara koyuyorum. Hiç
Hiç acımam, esirgemem. Burada da öyledir. Bana fakir denmesi yanlış diyor. Ben tutumlu bir insanım. Ya şuna bakar mısınız ya? Evet. Şuna bakar mısınız ya? Elimde hafif bir bavulla dolaşıyorum. Asıl özgür yaşamak için çalışıp kazanan insandır. Şuna bakar mısın ya? Tabii siz Maun Sarayı sakinine de göndermede bulunuyorsunuz. Ve zaten artık onları biliyoruz, ezberledik. Ama bir ar damarı derler halk arasında. Bunların ar damarı çatlamış derler. Bu edep, adap çok önemlidir değil mi? Ne edebi, ne adabı ya? Şimdi bizde derler ki Karadeniz'de, nahır elden gitmişsen alacadana şarkısı söylüyorsun. Nahır sürü demek. Sürü gitmiş, kurt telef etmiş bütün sürüyü. Orada kadın alacadanası çok severmiş, alacadana, alacadana. Demişler ki ya nahır elden gitmişsen alacadana. Şimdi sizin ya, edep, ne edebi adabı ya? Ya ben bunların Allah'ı olduğuna inanmıyorum. Eğer Kur'an'ın Allah dediğini kastediyorsak, Allah dediğimiz zaman ki ben onu kastediyorum, bunların Allah'ı yoktur. Kendilerine bir Allah bulmaları lazım. Peygamberleri var, Muaviye. Peygamberleri var. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Hind'in doğurduğu Muaviye. O tamam, Allah'ları yok. Allah'ları yok. Bunların Allah'ı Kur'an'ın tanıttığı Allah olamaz. Olur demek Allah'a iftiradır. Allah'ı öfkelendirir. Allah'a kötülük ve hakarettir. Yani tabii bunların burada... Allah'ı Kur'an'ın Allah'ı olsa bunlar olur muydu? O kumpas faciaları yaşanır mıydı? He? Şimdi bunların derken hepsini birden kastediyorum. O suyun öbür tarafındaki Takkeli Firavun'un, Kur'an'ın anlattığı manada bir Allah'ı var. İşte zaten el birliğiyle yapmadılar. Var mı? Yani. Senelerce benim Mason olduğumu yayıp halkı kandırdılar. Ben Mason, lan ben Mason olsam ben delikanlı adamım. Sen benim boyuma moyuma bakma. Ben ciğerlerine kadar delikanlıyım. Ben çıkar derim ki ben filan Mason locasına kaydoldum. Ben sizin gibi kancık değilim. Kancık. Sen benim hayatımda bir kancıklık gör bakayım. Ben kancık değilim. Çıkar derim ki ben buyum. Ben buyum. Hah. Senelerce bunu böyle yaptı. Bana çektirmedikleri kalmadı. Sonunda ne oldu? Belgelerini tuttu, hem de kendi yandaşı gazetelerden biri çarşaf gibi yayınladı. Herif Kasım Gülek tarafından götürülmüş, Mason locasına kaydedilmiş. Önemli masonlardan biri bugün. Ne oldu? Allah bir insanı daha nasıl tedip eder, rezil eder, kahreder, perişan eder? Bak ben yine yerimdeyim, yine hizmetimi yapıyorum, mütevazı şartlarımda. Kimseden zekat toplamıyorum, fitre toplamıyorum, sadaka almıyorum, aidat almıyorum, vakfım yok, derneğim yok, hiç kimse bana bunları kurduramadı. Ben 20 tane vakıf kurardım bu ülkede. Belki de hepsini sollar geçerdim. Ben yapmam kardeşim. Ben özgürlüğüme toz kondurmam. Ben özgürüm. Yaşayacağım, işimi özgür yapacağım. Bitti. 85 kitap çıktı. Demek ki ben doğru karar vermişim. Doğru karar vermişim. Bu kancıklar, bak düştükleri hallere. Şimdi bunlar biraz önce de söylediğim gibi insanları en zayıf yerlerinden, din anlayışlarından, dindarlıklarından tabii, vurmaya tabii, çalışarak tabii, bütün o sizin ifadenizde alavere dalavere çeviriyor. Bir de
artık o hale gelindi ki şirk, o çok kalın kitabınız elimde. Yani en büyük suçlardan biri. En büyük suçlardan biri değil, en büyüğü. En büyüğü. En büyüğü. Felaket. Felaket. Kurtuluşu yok. Ve şurada bir ifade kullanıyorsunuz ki bu çok çarpıcı. Yani şirk ateizm veya putperestlik değildir. Hayır efendim. Hayır efendim. Kur'an ateizm başka bir şey. Kur'an'da ateizm kavramı yok zaten. Bunu yuttururlar. Mekke müşrikleri, hav Allah sizler bilmem ne. Sus, sus pis mendebur herif seni. Git öğren. Pis. Mendebur. Kur'an ayetlerini de ağzına bulaştırıyorsun. Mekke müşrikleri ateist miydi? Lan Kabe'de peygamberle savaşıyorlar. Burada biz ibadet edeceğiz diyor. Allah'ın esas kulları biziz. İbrahim'in esas takipçileri biziz. Ne Allah'sız ya? Kim öğretti lan size bunları? Ha, hazırlık yapıyor. Mekke müşriklerine benzeyen şirklerini kapatmak için hazırlık yapıyor P. Tamam mı? Hazırlık yapıyor. Şimdi Kur'an'da ateizm kavramı yok. Çünkü Kur'an insanın ateist olacağını kabul etmiyor. Yanlış tanrı seçer, tanrıyı yanlış tanımlar falan böyle bunlar var. Dehriler bile kelimenin felsefi manasıyla ateist değildir. Ne engin bir bakış. Düne bakıyoruz, Kur'an dünü yorumluyor. Bugüne bakıyoruz, bugünü yorumluyor. Yarını düşünüyoruz, yarını gösteriyor. İkbal ne diyor biliyor musun? O Kur'an vicdanı İkbal. Kur'an'dan bahsederken diyor ki, onun saniyelerinde asırlar gizlidir. Bakar mısın? Çok mühim. Aynen öyledir. Onu tamamlayan bir şeyi de ona saygılarımı iletir, ellerini öperim. Hüseyin Atay Hoca, profesör. Evet. İslam dünyasının yaşayan en büyük beyinlerinden biri. Hep söylersiniz, evet. Muhteşem, kıymeti bilinmedi, ayrı. Sapanca'da, orada sohbet ederken benim evimde, o zaman orada oturuyordum. Hiç unutmuyorum. Beni vecde getirdi, kendimden geçtim. Bir saatte kendime geldim, hakikaten. Geçtim kendimden ya. Kardeşim dedi, bak ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur dedi. Allah'tan başka hiçbir kuvvet Kur'an'ı yapamaz. İşte bu. İkbal de diyor ki, o daha şairane, onun saniyelerinde asırlar gizlidir. Şiir. Ben bunu yaşayarak görenlerden biriyim. Bundan yararlanmadan felah bulmak mümkün değil. Bu insanlık için de geçerli ama Türkiye için öncelikle geçerli. Solcu, aydın, akılcı, namuslu ekipler için çok çok öncelikle geçerli. İnanmış, inanmamış. Ha, korkuyor bazı. Geçenlerde biri bana burada izlemiş bazı şey. Dedi ki, hocam espri yaptı, sen öyle diyorsun. Ya dedi, ben senin dediğin şekilde Kur'an'ı dikkatli oturur okursam dedi, zaten beni teslim alır dedi. Ya o zaman niye şikayetçi oluyorsun? Senin gibi kılı kırk yaran bir adamı kültürlü teslim alıyorsa o zaman teslim ol dedim. Bu şeref senin için. Hocam icabını yapacağım dedi. Çok zorlama beni. Düşünüyorum dedi. Zaten benim içime ateşi attın dedi. Bitti. Yani solcular, namuslu, kültürlü, akılcı adamlar olarak, vatanperver adamlar olarak Kur'an'la mutlaka ve muhakkak tanışmalıdırlar. Mutlaka. Ben bunu birilerine anlatamadım. Şimdi burada seçim öncesi isim vermek istemiyorum. Anlatamadım. Anlatamadım. Sonunda rüsvayı alem oldular. Rezil kepaze oldular ve rezillikleri de devam ediyor. Tahmin etmek zor değil. Şimdi
bir şey olduğu zaman işte kader bu, kader bu diye o kelimenin ardına sığınıyoruz. İzleyicilerimizden de gelmiş size gelir. Sorular. Çok gelir. Ve müşriklerle Emevilerin kader anlayışındaki paralellik. Aynen. Çünkü kader anlayışı cahiliye şirkinde var. Kader anlayışını Kur'an filan getirmedi. Kur'an'ın getirdiği kader tabiat kanunları manasında. Evet. Takdir, ölçü. Yani her şey nizama bağlıdır. Güneş milyarlarca yıldır aynı şekilde doğar batar. Mevsimler aynı sistem içinde oluşur. Kader bu. İnsanın fiilleriyle kaderin hiçbir ilgisi yok. O Mekke şirkinde vardı. Mekke şirkinin çocukları olan ve onu asla bırakmayan Emeviler, başta Muaviye mel'un olmak üzere bunu aldılar. Ve İslam dünyasında bunun aksini söyleyenleri öldürerek veya bastırarak susturdular ve bunu kitaplara geçirdiler. Kur'an'ın kadere iman diye hiçbir şartı yoktur. Bu çok önemli. Yoktur. İşte yok, Hüseyin Atay yazısı, bunu 35 kader. Sene önce söyledi, üstüne yürüdüler. Halbuki Hüseyin Atay'dan 850 sene önce hem de Sünniliğin en öncü imamlarından biri olan Ebu'l-Mu'in en-Nesefi Tafsiretül Edillesi'nde veriyor. İslam nasıl yozlaştırıldığı okusunlar, orada hepsi var. Kur'an'ın iman şartları da 5 tanedir. Kur'an'da kadere iman diye bir şey yoktur. Bunu Emevi dayattı ve buna karşı çıkanları da imansızlıkla itham etti. İşte ben onun için mi şimdi bu işin fıtratında var? Tabii. Kaderleri böyle. Tabii canım, tabii onun ümmeti, onun çocukları. İşte böyle gayet büyük organizasyonlarda böyle kazalar olur, bu kaderdir. Gayet tabii, peygamberinin delillerini kullanıyor. İnanıyorum ama kitleler işte. Her yerde öyle. 3500 kişi ölüyor tünel faciasında, kader. Vinç devriliyor. Şimdi kader. Suudlar şirke karşı oldukları çok noktalar var. Ben onları da takdir ediyorum. Yani İbn-i Teymiye ekolünü mezhep edinmiş adamlardır. Şirk meselesinde çok titizdirler, bu türbeperestlik filan. Takdir ediyorum, tamam. Yahu Suudlular, siz Emevi'nin bu kader anlayışını bilmiyor musunuz? Niye bunu da deşifre etmiyorsunuz? Bu şirkin en melunu, en tehlikelisidir. Ha, o işine yarıyor. Biliyor. Bal gibi Suud uleması bunları biliyor. Ama işine yaradığı için onu tutuyor. Peki halk arasında ve sık sık söylemlerde bu Arap'ın dini, Arap'ın inanışı, Arap'ın anlayışı söylemlerini duyuyoruz, hatta kullanabiliyoruz da. Nedir bu peki? Nereden dolayı? İşte Arap'ın anlayışı dedik mi, biz Emevi anlayışını kastederiz. Yani Kur'an dışı saltanat dini. Şimdi koca bir kitap yayınlandı Arapça. Bana da gönderdiler, okuyacağım. Merakla vakit arıyorum çünkü 1000 sayfanın çok üstünde. Dinül Hak ve Dinül Sultan. Hakkın dini ve sultanın dini, padişahın, kralın. Bu tabirler Kur'an'ındır. Kur'an kendi de getirdiği dine Dinül Hak diyor. Ötekilere, mesela Firavunların dinine Dinül Melik diyor. Kralın, sultanın, padişahın dini demektir. Osmanlı'nın dini Dinül Hak değildir. Dinül Melik'tir. Bugünkü İslam dünyasındaki de odur. Siz Dinül Melik'i yaşayarak Dinül Hakk'ın vaatlerini elde edemezsiniz. Bunlar öyle zannediyor. Hem Firavunlar gibi yaşayacaklar, Dinül Melik'i, hem de Ebu Zer gibi cenneti kazanacaklar. Nah kazanırsınız.
nah kazanırsınız. Geçen birisi dedi, kızmadım ama. Bunları dedi, gerçek Kur'an müminleriyle birlikte cennete koyarsa Allah, ben ona da isyan edeceğim dedi. Ben öyle bir Allah istemiyorum. Dedim merak etme, koymayacak. Onların şeylerini şey yapar. Sen hiç merak etme. Allah adildir. Bana birini hatırlattınız. Onların evet. şeylerini şey yapar. Allah razı olsun ondan. Bize çok güzel bir formül verdi. Bülent Arınç. Evet. Bizim meclis başkanımızdı ben oradayken. Ben severim kendisini. İyi bir hukukçudur, iyi bir hatiptir falan ve böyle lafı nasıl getirdik o. Şimdi o öyle bir formül ki ben onu günde bazen 20 defa kullanıyorum. Subap gibi nefes aldırıyor. Şeyinin şeyini şey ettiğimin çocukları. Ama şimdi... Şimdi şey kelimesini çıkar da böyle bir söz kullan bakayım. Ben adamın şeyini şey yaparım. Sizin şeyinizi şey yapacağım. Neyimizi ne yapacaksın? Dükkanınızın önünü süpüreceğim. Buyur. Ya güldüm. Tövbe yarabbim. İlahi hocam yayında bana kahkaha da attınız. Öyle bir formül bulmuş ki. Yani Arşimed'in çekim kanunu. Söyledim kendisi. Arşimed'in çekim kanunundan daha önemli bu. Sübap gibi dediniz. Hava abi, aldırıyor. Abi, nefes aldırıyor. Çatlarız yoksa ya. Süremizin de az kaldığı uyarısı geliyor. Vallahi az tarafta. Kalsın da gidelim de iki lokma bir şey yiyelim yani. Ah yemek yemediniz mi? Hay ya Allah. Yedim de şimdi benim bir huyum var. 30 senedir ben yaklaşık bu ekranlardayım. Şimdi yemek öncesi bir şey yedim mi? Yayın öncesi. Yayın öncesi. Evet, pardon. Bir defa size yani sıkıntı veriyor çünkü mide onunla uğraşmaya var. İki, affedersiniz lavaboya gitme ihtiyacı çıkıyor, susuzluk bilmem ne. Onun için yemiyoruz. Ama konuşup enerji gidiyor, enerji. Kalktığınız zaman duvarları ekmek görmeye başlıyorsunuz. Evet, bizde duvar yok. plastikler var galiba, biraz plexiglas kurtardık. İzleyicilerimize bu pazar akşamı ne mesaj vermek istersiniz? Haftaya yeniden buradayız sizle. Yeni kitabınız da yolda, bir hafta sonra çıkacağı müjdesini verdiniz. Dilerim pazar gününe yetişir. Ne mesaj vereceğim? Hayat yerde sürüklenmeye değmez. Hayatı adam gibi yaşamanın yollarını arasın, bulsun ve o yolda yürüsünler. Mesele budur. Hayat çok muhteşem bir nimettir. Onun hakkını vermek lazım. Bunun hakkı nasıl verilir? Beni okusunlar ve izlesinler. Benim hayatımın bizzat kendisi de bunun örnekleriyle doludur. Şimdi ben geçirdiğim son 5 yıl içindeki sağlık sorunları münasebetiyle benim evimde gidip oturup yan gelip keyif yapmam lazım. Seyahate çıkmam, gezmem bilmem ne falan. Hayır. 2011'de ameliyat olduğum hafta dahil, o hafta hastaneden yaptım yayını. Bir hafta programımı aksatmadım. Bir hafta köşe yazımı aksatmadım. O gazete bu gazete, o televizyon bu televizyon. Bazı haftalar 3-4 televizyon programına çıktım. Ameliyat olduğunuz? O günden beri. Günden beri. 8-9 kitabım bu sürede yayınlandı. İşte elinizde bazıları. Hayat nimetinin hakkı böyle verilir. Ya ben zahmet çektim falan. Ya bırak şunu ya. Şimdi benim uykum geldi mi bir adetim var. Ben eski profesyonel bir sporcuyum. Hemen spor salonuna inerim veya giderim. Şimdi evimin bir katını spor salonu yaptım 3 seneden beri.
Hemen orada ya uyku, uykuyu dağıtmanın en güzel yolu bu. 20 dakika sonra ben başlarım böyle zıp zıp gibi atlamayı. Hayat da budur. Kaç saat uyuyorsunuz? En az 5 saat, 6, 7 bazen 8 saat uyurum şimdi hele. Uyku uyumadan olmaz. Olmaz değil mi? Hayır. Beynin en önemli gıdalarından biri uyku. Çünkü siz sürekli üreten bir kişisiniz. Hem nasıl uyurum? Ben yogiler gibi uyurum. Yani yatakta mesela uykum kaçar. Benim işte 2 metre belki 3 metre bir çalışma masam. Burada bir koltuk böyle arkaya yatabilen. Masa daha yüksek koltuğa göre. Ayaklarımı buraya koyarım. Birbiri üstüne atarım. Derin. Bilgisayarı kap. 3 dakika sonra git. Bir daha 2 saat, 1,5 saat hiç. Dün dizlerim acıdı. Yani uzatmışım. Şeyde, masada değil, koltukta ve önde sehpa. Ya dizlerim şey yaptı. Bir uyandım. Ya saat kaç dedim. Aşçı kadın bir baktı. Saat 2 saat uyumuşum. Uyurum. O da size enerji veriyor işte. Yani uyurum. Ne güzel. Onun da sırrını soracağım haftaya. Yani sırrı şu, o sırrı mırı yok. Yalnız mesela uykusuzluğa da tahammülüm vardır bir gece. Onu hemen arkadan ikmal etmezsem yandık. Vallahi sizi çok iyi incelemek lazım. Hem beyninize bakmak lazım, hem metabolizma nasıl çalışıyor ona bakmak lazım. Çoğu kimse uykusuz zaten yanamaz. Gazi Yaşargil'in bir sözü var. Benim onunla biz yeni tanıştık. Evet. Meğer beni çok sever, okur, takdir edermiş. Bir söz söyledi benimle ilgili. Ben onu burada söylemeyeceğim. Ama o şeyde. Beyin meselesi falan. Evet, yani onu sıkı kontrol etmek lazım. Konuşmak lazım, sizi konuşmak lazım uzun uzun. Şimdi şuraya bak ya, bir espriyle kapatalım. Bak unutmuş çıkmış. Nazlı soruyor, yüzüğün nerede? Nazlı Hanım'a da sevgiler, selamlar yollayalım. Benden Ankara'ya de. Döndü, tekrar evet. İstanbul'a evet. Gelecek. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür bu ediyorum. Gece için. Ya Nazlı ya. Çok güzel tabii. Geçtiğimiz doğru. Programlardan birinde de o ceketin kenarını düzelt, iyi durmuyor ya demiştim. O tamam onu söyledim. Yüzük nerede? Nerede unuttunuz? Ya çıkarken onu orada şeyin üstünde, komedinin üstünde. Şimdi taksam aşağıda demir aletlerle çalıştığım için eziliyor. Evet. Yazık. Çıkarıp koyuyorum oraya. Evin içinde takmışım ne takmamışım. Akşam giderken takarım dedim. Unutmuş çıkmışım. Tatlı bir söyleşi olacak aranızda demek ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Öztürk. Haftaya tekrar burada birlikte olmak dileğiyle. Efendim doyumsuz sohbetiyle çok değerli Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le birlikteydik. Artık onun unvanlarını sıralamak dahi bir uzun programı gerektirecek. Kendisiyle önümüzdeki hafta hem biraz kendi hayatını konuşalım istiyorum hem de yeni çıkan kitabını. Haftaya kadar esen kalın. Şimdi yeni çıkan...